Klavyede bakalım nasıl yapacağız. Merhaba arkadaşlar, yeni bir LFS videosundan herkese selamlar. Bugün yine Ercan Bey'in yaptığı güzel bir Doğan ile birlikteyiz. 98 Selex diye geçiyor. Yine Ercan Bey konuşturmuş. Önceki yaptığı Civic gibi bu da aynı. Önden mesela Amerikan parklı. Sisleri sinyallere sabitlenmiş şekilde güzel oldu. Ekstra olarak bunda dörtler yanıyor ama. Şu şekilde. Göstereyim. Yani ayrı ayrı lambalara bağlamış onlar. Güzel olmuş bu detay. Şöyle biraz da önde duralım. Araç daha detaylı gözüksün. Karanlıkta kaldığı için çok bir şey anlaşılmıyor. Bu arada Osmanlı Garaj gezinti sunucusundayım. Bildiğiniz gibi Osmanlı Garaj 7/24 hizmet veren bir sunucu. Tahminim 5,5-6 sene oldu. IP'si dahil hiç değişmemiş. Aynı yerde hizmet veriyor. Gelmek, gezmek isteyenlere kuruyu sunucumuz olur. Premium sunucusu veya gezinti sunucularında gelip takılabilirsin istediğiniz gibi. Sunucu bilgileri dediğim gibi açıklama kısmında vardır. Oradan gelip bağlanıp oynayabilirsiniz. Yalnız sunucuda ufak değişiklikler yapıldı. Sunucu normalde dünyaya açıktı. Saldırılardan dolayı ben yurt dışına kapattım makineyi. O yüzden giremeyen olabilir. Giremeyen varsa IP'sinle, modeminle alakalı sorun yaşayan varsa Discord'dan yine bana ulaşıp IP adresini falan atar bana. Ben sunucu eklerim ona. Bu arada modumuza tekrar dönelim. Ben BBC yaptım altına. Bu Civic modunda kullandığım BBC'ler. Bu zaten bunlar daha dememe gerek yok. Stoplar, geri vites lambaları hepsi yanıyor. Bu arada jant yaptığım için bir sunucu hata verip duruyor. LFS Mod Türkiye bu imzasını atmış. Şu an dediğim gibi 61 sunucusunda olduğum için arkadaşlar geliyor, korna morna basabiliyor. Oluyor öyle şeyler. Şöyle biraz karanlığa geçeyim. Işıkları da şu şekilde. Dur şöyle sinyalleri susturalım. Bak solda gördüğünüz gibi sol, sağ, üst her yer yanıyor. Gayet güzel olmuş. Başarılı yani. Biraz gezinti sunucusunda Vestil'de biraz gezeceğim. Olmadı buradan sanayide geçebiliriz. Sanayide de bir göbekte iki yanlar. Videomuzu bitiririz. Şimdik zaten birazdan beşime takılırlar ya. Grup halinde gezeriz ya. Biraz hızlı ol. Yavaş yavaş çıkalım. Kafa biraz basık, o yüzden sürtebiliyor. Arada tak tak vurabilir. AAJ 592. Makine fişek gibi oldu ya. Şu an piyasadaki Doğanlardan daha iyi yani. Çünkü bir sürü Doğan kullandım. Şasesi mesela onların kısa genelde. Ben kısa şaseli sevmiyorum. Arabanın şasesi nasılsa uzunluğu öyle olması lazım. O yüzden dediğim gibi uzun şase olduğu için ben beğeniyorum yani. Aracımızda bu arada motoru stok. Böyle bastım, ah kırdık altını. Bastım yapışıp gitmeyecek. Şu 700-800 HP'lerin yoluna girelim. 700-800 beygir yolu burası. Adam buradan bir geliyor karşıda ışınlanarak. Şimdi hep dağıtacak bizi bak. Burada da öyle bir şey oluştu ya, ne bileyim. Civic'li ayar yapın, buraya gelip gazı diyor. Bizimki stop olduğu için anca 160. Önünü kırdım herhalde bu sefer. T
Dur, bu arada direksiyon setini oynamıyorum. Direksiyon seti aslında kurulu da. Klavyeyle oynamayı özledim ya. O yüzden klavyeyle oynayacağım. Bir de klavyede nasıl yanladığımı da siz de görün. Kırdık yine önünü. Evet, benim hatam, biliyorum. Kontrol etmeden çıktım. Arabayı hep dağıttık ya. Söyleyeceğim birkaç şey vardı, unuttum. Videoyu yine iki kere çektim, o yüzden olabilir. İlk videoda her şeyi anlatıyorum güzel güzel, ondan sonra unutuyorum ne olduğunu. Neyse arkadaşlar, buradan geçelim şimdi. Sanayide ufak bir yanlayalım. Sanayiye geldik. Burada da güzel güzel ara sokaklarda yanlayalım. Adamızla dönelim. Sonucu boş mu ya? 5 kişi var. Allah Allah. Neyse, sakin sakin daha iyi. Yoksa gelip vuracaktır. Biraz ısıtalım arabayı, ondan sonra gelelim buraya. Şey, arabayı diyorum, lastikleri ısıtalım. Veya lastikleri şurada ben hemen bir ısıtayım. Araba güçsüz olduğu için lastikleri de ısıtmıyor çok kolay. Bu arada arkadaşlar, uzun zamandır video atmıyorum farkındaysanız. Tahminim 3-4 aydır seri olarak video atıyordum yani. Hiç eksiltmeden. Günü gününe atıyordum. Yani günlük değildi, haftada mesela 2-3 tane video atıyordum. Bu attığım videoların emeğinin karşılığı gelmediğini gördüm. O yüzden biraz da canım ona sıkıldı yani. Yani bu videoya yüksek beğeni gelirse, yorum gelirse videolar devamı belki gelebilir yani. Çünkü moral, motivasyon lazım bu işler için. Şu an karşılıksız yapıyoruz yani bunu. Dediğim gibi, moral motivasyon için beğeni abanırsanız bir sonraki videoda daha yakın zamanda gelir yani. Hadi be, nasıl karşılaştık orada? Yani ya baba, ben araba yeniledim değil mi? Lastikleri ısıtmıştım ya. Neyse, şurada da ısıtırız önemi. Klavye ile hiç şu an mouse kullanmıyorum. Klavye de yanlıyorum. Klavye ile bakalım nasıl yanlayacağız. Bir de debriyajı kullanıyorum ben klavyede. Normal değil. Ya yani manuel şey, otomatikte de değil. Şu an ara ara debriyaj vuruyorum. Öndeki de iyi yanlıyor ya. TV açmış ama. İki tur da atarız ya. Sarıyor şu an. İsteyenler için de klavye ayarlarımı göstereyim.
Bir de bu ince detayı da anlatacağım size. Nasıl klavyeli anlıyorum diye. Şu biraz daha anlayayım. Şu an çok zevkli. Farkındaysanız direksiyon hızlı dönüyor şu an. Ona ben ekstra bir tuş atadım. Hızlı döndür tuşu. Yanlıyorken ona basıyorum. Haydi ya, oraya girecektim. Şimdi gösteriyorum ona. Çıkayım şu adadan. Şöyle. Şimdi iki tane tuş var. Benim atadığım. Bir tanesi yavaş döndür, bir tanesi hızlı döndür. Yavaş döndür şu. Şöyle sabit tutuyorum onu. Rail gezerken böyle yapıyorum. Drift yapacağım zaman hızlı döndür şu tuş. Normalde şöyle dönüyor. Hızlı döndüre bastım, şöyle dönüyor. Bir de dengeli de. Ayarlarımı da göstereyim. Drift yaparken çünkü direksiyon hızlı dönmesi lazım. O yüzden en maksimum ne kadar hızlı dönebilirse onu ayarladım. Ayarlarda şu şekilde. Fare klavye. Şu an zaten sadece klavye. Dengeli olarak ekli. Şunu da videoyu durdurup bakarsınız. Şu ikinci takımı da açayım. Burada zaten görebileceğiniz bir şey yok. Bu şekilde. O zaman videonun da sonuna gelelim. Bu mod paylaşımdan bilmiyorum. Ama tahminim çekilişte falan verilecek. Öyle şeyler duydum. Ercan'a da sormadım detaylı olarak. Şöyle bitirelim videomuzu. Amerikan parklarımızı yakalım. Biri geliyor. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.